Bir tane daha fon söyleyeceğim o zaman. Hani yine risk almayı uzun vade bakanlar için belki yine Trump'la ön plana çıkacak şeye geri döneriz tarım gıdaya. Hazır sen alımları yapıyorken Hadi yapıyorken ben bakalım. burada bahsedeyim. Şimdi Trump'ın gelişiyle beraber bu deregülasyon dediğimiz düzenlemelerin hafifletilmesi tarafında aksiyon alması bekleniyor. Zaten bankalar Trump'ın gelişini %6 ile fiyatladı. Geçmiş Amerika tarafındaki bankacılık hisse senetleri. Dolayısıyla orada bankalar tarafında pozitif bir şey olabilir. Zaten faiz indirimiyle beraber son dönemde bankacılık hisselerinin öne çıktığını ve bilançolarda da iyi bilançoların geldiğini gördük. Bu kadar anlattım. Neye bağlayacağım? Bizim finans sektörü değişken fon var. Garanti Portföy'ün GZZ isimli bir fonu var. Bu fonun içerisinde hem yurt dışı bankalar hem de yurt içi bankalar bulunuyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şimdi evet %25 içeriğine baktığında civarında. %27 bizim bankalarımız var. İşte Ak Garanti, Yapı Kredi, İş. Diğer tarafta işte Goldman, ING, HSBC, işte Wells Wells Fargo Fargo falan. vesaire gibi bankaların olduğunu da şeyde görüyoruz. Diğer bunun içinde görüyoruz. Dolayısıyla Trump'ın etkisi pozitif olma olasılığı var. Diğer taraftan bizim borsamız için yukarı doğru gidiş büyük ihtimalle yabancı girişi vesaireyle olması Bankalardan başlar. beklenecek ve burada da bankalar ön plana çıkabilir. Dolayısıyla hem yurt dışı tarafta bir pozitif bir beklenti var. Beklenti olduğunu tekrar söyleyelim. Ama Trump'ın gelişiyle beraber bu beklentinin de realize olduğunu da söylemekte fayda var. Hem de bizim bankalarımız tarafında bir beklenti var. Dolayısıyla bunlardan ben ortaya karışık hem yabancı hem yerli içinde banka olan bir fon olsun diyen yatırımcı için de bir tane fon var. O da bu fon. Buna da bakabilir yatırımcılar. Ben de bakacağım buna. Ben bunu beğendim. Çünkü hep şeyi konuştuk, şimdi yan tarafta da gelen sorulardan görüyorum. İlk hangi sektörler hareketlenir sorusu var. Aslında finans sektörünün hareketleneceğini tahmin ediyoruz. Kendi borsamız için de aynı şey geçerli. Yani yabancı gelirse eğer büyük hacimli kağıtlara giriş yapar. Dolayısıyla holdingler ve bankalar ilk dalgayı alır diye tahmin ediyoruz. Sorulara bakmaya devam edelim. Burada aslında şeyi değerlendirebilir. Şimdi önümüzdeki dönem hisse tarafında oluşabilecek bir yukarı doğru gidişte hisse seçimi ön plana çıkacak. Dolayısıyla iyi hisse fonlarına yatırım yapmak önemli. Burada hisse fonlarını seçerken tabii ki büyük kağıtlar ön plana çıkma olasılığı daha yüksek. Bankacılık, holding senin söylediğin gibi, havacılık gibi. Buralarda birazcık daha veya işte faiz indirimi söz konusu olduğunda yine geçen hafta gördük inşaat içerikli fonların da ön plana çıktığını görebiliriz. Dolayısıyla bunlara bakmakta fayda var ya da gerçekten iyi yönetilen, aktif yönetilen iyi fonlar var. Hisse senedi fonları tarafında. Bunları da değerlendirebilir yatırımcılar.